Efendim Bir Ümit Ramazan isimli iftar programımızı seyretmek üzere MCEU TV ekranlarına ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yaklaşık 1 saat 16-17 dakika boyunca sizlerle olmaya çalışacağız ve tabii ki bu süre zarfında da size inşallah böyle güzel, aynı zamanda faydalı bir program sunmaya çalışacağız, bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bugün neler olacak programımızda hemen onu aktarmış olayım. Birazdan Mısır'dan arkadaşlarımızın göndermiş olduğu Mustafa Zeyn hocamıza okutturdukları Bakara suresini sizlere dinleteceğiz. Bir bölümünü, 183 ile 186. ayetler arasını. Sonrasında bir yudum hikaye köşemiz olacak. Boynu Bükük Çiçekler isimli bir hikaye aktaracağız size. Sonra stüdyomuzda Doktor Hamdullah Öztürk hocamızı ağırlayacağız ve onunla Mü'minun suresi üzerinden mü'min ahlakını konuşmaya çalışacağız. Tabii ki Ramazan manimiz olacak, tabii ki gönülden nameler köşemiz olacak ve dün size aktarmaya çalıştığımız, vermeye başladığımız Hoca Efendi'den çok kısa bir bölüm, sohbetinden derlemiş olduğumuz cümlelerin yer aldığı çok kısa bir bant seyrettireceğiz. Böyle iftar vaktine kadar gitmiş olacağız. Siz hazırsanız biz hazırız. Bir Ümit Ramazan Kur'an-ı Kerim'le başlıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Efendim Mustafa Zeyn hocamızın ağzına sağlık. Mısır'dan gönderdi arkadaşlar bu görüntüleri. Efendim son 5 yıldan beri çocuklar annelerine babalarına sarılamadan büyüyor. Anneler çocuklarını koklayamadan, babalar da çocuklarına kol kanat germe vazifesini eda edemeden ömür sürüyor ve yıllar geçiriyorlar. Masum insanlar ne yazık ki mahkemelerle, zindanlarla, çocuklar da anne ve babalarının bulunduğu cezaevleriyle tanışmak zorunda kaldılar. İşte bu acılarla büyüyen çocuklardan birinin yaşadıklarını şimdi sizlerle paylaşacağız. Boynu Bükük Çiçekler isimli hikayeyle Bir Yudum Hikayeye başlıyoruz. Günlerden cuma. Sabah kahvaltısını hazırlamaya başladım. Kızarmış ekmek kokusuyla uyanan kızım Nergis, o gün, o sabah çok neşeliydi. Çünkü bugün babasını görmeye gidecektik. Nergis, belki de bütün kızların olduğu gibi babasını çok severdi. Babası suçsuz yere hapse girmişti. Fakat Nergis'in yaşı küçük olduğu için babasının okula gidip ders anlattığını zannediyordu. Babasının her görüşüne gittiğimizde bana bir sürü sorular soruyordu. Nergis,
yine sorular sormaya başladı. Anne dedi, anne neden biz sürekli biz babamızın büyük okuluna gidiyoruz? Neden o hiç gelmiyor eve? Cevap veriyordum, vermeye çalışıyordum. Öyle gerekiyor, baban da öyle çalışıyor. İşini bırakırsa sana çikolata ve oyuncaklar alamaz ki kızım. Ama diyordu, ben oyuncak istemiyorum. Ben babamı istiyorum anne, ben babamı istiyorum. Çok parası olunca o da gelir, merak etme kızım. İnşallah o da gelir. Anne ben şimdi gelmesini istiyorum. Ben şimdi gelmesini istiyorum ama. Bu konuşmalar böyle uzayıp gidiyordu. Ben cevap verdikçe o başka soru sordu. Yola çıkınca soru sormayı bırakmıştı. Yolculuğumuz bitti ve cezaevine ulaştık. Birçok arama noktasından geçtik ve vuslata erdik. Babası küçük Nergiz'i öptü, kokladı, kucaklaştılar. Duygusallıklar, gözyaşları üst düzeydeydi. Eşim biricik kızı Nergis'e gül suyu almış, üzerine de yazılar yazdırmıştı. Nergis de büyük bir heyecanla bu yazıların hepsini okuttu bana. Yazılar bitince Nergis bu sefer de babasına sorular sormaya başladı. Tıpkı bana sorduğu gibi. Baba, burada neden bu kadar az kalıyoruz? Neden çok kısa sürüyor seninle görüşmemiz? Annenin ve benim çok işimiz var kızım, o yüzden gitmeniz lazım. Peki baba, neden sen bir gece bizde kalmıyor, bize gelmiyorsun? Kızım sana kıyafetler, oyuncak, hediye almak için benim çok çalışmam lazım. Onun için sizden ayrı kalıyorum. Hep annem de öyle diyor ama. Hep annem de senin gibi söylüyor. Gardiyanlar gelip bizi çıkarıncaya kadar konuşmalar işte aynen böyle devam etti ne yazık ki. Aradan 3 yıl geçti. Kızım artık 10 yaşında ve her şeyin de farkında. En önemlisi babasının hapiste olduğunu da biliyor. Hayat onu o kadar hızlı olgunlaştırdı ki genç kız gibi düşünüyor, olayları o şekilde, o yaştakilere göre değerlendiriyor. Derslerini iyi çalışıyor, okulunda da çok başarılı. Ama babasından bahsedilince gözleri doluyor. Sonra boncuklar yanaklarını ıslatıveriyor. Parkta, sokakta babasının elinden tutmuş çocukları görünce içi hasretle yanıyor Nergiz'in ve Nergis gibilerin. En son yapılan telefon görüşmesinde babasına söylediği bir şey. Benim gibi çocuklar da gördüğüm şey boynu bükük çiçekler, solmuş kalpler baba. Boynu bükük çiçekler, solmuş kalpler. Ashabi Muhammed ya kiki vali, ashabi Muhammed ya kiki vali. Bu bakaram var Usman var ya Rami Nabi me sabu se jali. Bu bakaram var Usman var bu bakaram var Usman var ashabi Muhammed ya kiki vali ashabi Muhammed ya kiki vali. Bu bakaram var Usman var ya Rami Nabi me sabu se jali. Bu bakaram var Usman var bu bakaram var Usman var. O şengharam ke barwane o khatme rasul ki diwane bu bakaram mare Usman ware bu bakaram mare Usman ware ashabi Muhammad ya kiki wali ashabi Muhammad ya kiki wali bu bakaram mare Usman ware Nabi me sabu se jali bu bakaram mare Usman ware bu bakaram mare Usman ware. Güney Afrikalı Fatma Gıvala'ya teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, önüne sağlık. Arkadaşlarımıza da bu çekimleri yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Hamdullah Hocamız. Hamdullah Hocam'la
Bugün inşallah Mü'minun suresini konuşacağız. Mü'minun suresinin üzerinden de mü'min ahlakını konuşmaya çalışacağız. Hamdullah Hocam hoş geldiniz. Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz bize iyi mü'minlerin özelliklerini sıralıyor. Ali Ünal Bey'in mealindeki ifadelerle isterseniz tabii, böyle bir başlangıç tabii yapalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'minler muhakkak kurtuldu ve gerçek masariyete ulaştılar. Onlar namazlarında tam bir saygı, tevazu, içtenlik ve teslimiyet içindedirler. Onlar her türlü boş, faydasız ve manasız sözlerden ve davranışlardan daima yüz çevirir, uzak dururlar. Onlar infakta bulunarak arındırmak için sürekli faaliyet halindedirler. Onlar ırzlarını ve mahrem yerlerini titizlikle korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunanlar müstesna, bunlarla olan münasebetlerinden dolayı kınanmazlar. Kim de bunun ötesine geçmeye yeltenirse öyleleridir, sınır tanımazlar. O müminler üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti, vazifeyi dikkatle gözetir ve ahitlerini, yaptıkları anlaşmalarını tas tamam yerine getirirler. Onlar bütün şartları ve rükunları ile birlikte namazlarını kusursuz olarak eda eder ve hiç geçirmezler. İşte o kutlu insanlardır, varis olanlar diyor. Müminlerin iyi olanlarından bahsediyoruz belki de. Müminler gerçi iyi insanlardır değil mi? Müslümanlarla müminleri birbirine karıştırmamak icap eder mi? Yani iman amel bütünlüğü varsa, iman ve salih amel hep ayetlerde beraber gelir ya. Evet. Eğer o imanın gereği davranışlar sergileyebiliyorsa insanlar, o bütünlük, müminler iyidir dedirtir. Ama imanla amel birbirini desteklemiyorsa, insanlar inanmış ama davranışları o inanca göre şekillenmemişse, ki bu ciddi bir pratik, dünyada bunun için varız zaten yani. Eğer bu tam oturmamışsa, iman etmiş ama çok kötülük yapan insan da olabilir. Evet, ne yazık ki. Onun için herhalde inanmış olanlarla mümin olanlar birbirinden ayırt ediliyor çok rahatlıkla. Ayetlerden yola çıkarak müminin vasıflarının başında en başta iman etmesi geliyor zannediyorum. Ondan sonra da namaz ve diğer hususlar geliyor. Bunları açmanızı istirham edeceğiz. Şimdi buna bir giriş olması bakımından bize neden Mü'minun suresini, yani mümin ahlakı açısından önemsiyoruz. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar peygamberimizin ahlakını. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz diyor. Canlı Kur'an'dı. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'da ne yazıyorsa öyle yaşardı. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim insan olsa Efendimiz gibi bir hayat çıkardı. Efendimiz kitap olsa Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap çıkardı ahlak açısından. Yani bu konu ahlak açısından. Evet. Aynı hadisin farklı bir rivayetinde de Mü'minun suresini okumuyor musunuz diyor. Yani Kur'an okumuyor musunuz? Özellikle Mü'minun suresini arşa kadar, yani 86. ayette geçiyor arş kelimesi. 86. ayete kadarki kısımlar Peygamber Efendimizin ahlakının ana hatlarını bize veriyor. Yani buraya bakın diyor. Hazreti Ayşe'nin Mü'minun suresini özellikle zikretmiş olması dikkatlerimizi buraya ahlak açısından çekmiş oluyor. Evet. Siz zaten hani ayetleri baştan aşağıya doğru 11 tanesini sıraladınız. Arka arkaya gelen kısımlar onlardı, bu hususlardı. Dediğiniz gibi iman çekirdek. Her şey o çekirdeğin üzerinde nemalanıp gelişiyor, büyüyor. Neticesi de ahlak olarak ortaya çıkıyor. Yani dinin bir ağaç gibi düşünülürse eğer, meyvesi ahlaktır. Ağaç meyvesi için dikildiği için din ne içindir diye sorarsak ahlak içindir. Evet. Dinin geliş sebebi insanların mükemmel bir ahlaka ulaşması ve ona göre davranışlar sergilemesi içindir denilebilir. Şimdi bu aşamalar Cibril hadisinde anlatılıyor. Yani iman ve imana bağlı gelişmelerin ahlakla neticelenmesi Cibril hadisinde de 3 aşamalı olarak anlatılıyor. Siz gene başlangıçta İslam ve mümin, Müslüman ve mümin ne dikkat çektiniz. Onu burada 3 aşamalı olarak görüyoruz. Birincisi Cibril aleyhisselam Hazreti Cebrail oluyor malum. Evet. Bir gün böyle mescitte otururlarken Efendimiz ve arkadaşları, birisi geliyor. Böyle tertemiz elbiseler, hiç üzerinde yolculuk izi yok. Çölde rüzgar esti mi toz kalkar malum. Hiç eser yok, yolculuk izi yok. Geliyor birisi böyle oturuyor.
nasıl oturulacağını da gösteriyor. Dizlerin üstüne, Ettahiyyatü'deki gibi ellerini dizlerin üstüne koyuyor. Dizini Peygamberimizin dizine dayıyor filan. Sorularını sormaya başlıyor. İşte iman nedir ya Resulallah? Önce İslam nedir ya Resulallah? Peygamberimiz İslam'ın 5 şartını sayıyor. Sonra iman nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz imanın rükünlerini sayıyor. Sonra ihsan nedir ya Resulallah? İşte bizim ahlak kısmımız bu ihsanda ortaya çıkıyor. Efendimiz diyor ki ihsan en ta'budallâhe ke'enneke terahu fe'inlem tekün terahu fe'innehu yarake. Allah'ı görüyor gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünde hiç şüphe yok. Hem de kesintisiz. La te'huzuhu sinetum ve la nevm var ya bir an bile ne bir uyku ne bir gaflet Allahü Teala için düşünülemez. Biz her an onun gözetimi altındayız. Evet. Fakat bundan gafiliz. İhsan bu gafleti aşmak ve Allahü Teala'nın gözetimi altında olduğumuzu idrak ederek yaşamak manasına geliyor. Hangi kulluğu yaparsak yapalım ya. Kulluk derken zaten ibadetlerin her şeyin tamamını kapsadığı için. Kulluk Allahü Teala'nın gözetimi altında bu şuurla yapılıyorsa ona göre davranışlar şekilleniyor. Gaflet içerisindeysek ona göre şekilleniyor. Hırsız bile bir şeyi çalacağı zaman kimsenin görmediğinden emin olmak istiyor. Evet. O şartları sağladıktan sonra çalıyor ya. Biz de kulluğa yakışmayan davranışları genelde bu gözetimin dışında kaldığımız gafletiyle yapıyoruz. Evet. Allahü Teala'nın bizi her an gözettiğini unutarak aynı zamanda. Unutarak. Evet. Hissediyor olsaydık yapabilir miydik? Evet. Ya da nasıl davranırdık? Evet. İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yani hatırlarsınız televizyonlarda biri bizi gözetliyor diye bir program vardı. Yani evin her tarafında kameralar koyuyorlar. Herkes davranışlarına özen gösteriyor vesaire. Fakat biz kul olarak bunu çok unutuyoruz. Ve hatta sorulduğunda, konuşulduğunda işte iki tarafımızda melek var. Bu melekler iyiliklerimizi de yazıyor, kötülüklerimizi de yazıyor diyoruz. Fakat bütün bunlara şahit iki tane meleği bildiğimiz halde ve Allah'ın görüp gözettiğini, işittiğini bildiğimiz halde bu davranışlarımıza yansımıyor. Zaman zaman yansımıyor ne yazık ki. Bunu halledebilecek bir iman önce olması icap ediyor, doğru mu? Bunu nasıl elde etmek icap eder? Evet. Şimdi yakin denen bir şey var. Bir kavram var, dini kavram. Yakin genelde ahiretle ilgili ayetlerde hemen karşımıza çıkar. Ve bil ahireti hum yuqinun. Gayba iman etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, infakta bulunmak ilk sure, ikinci sure, Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in sayfayı açtık mı karşımızdaki sayfa hemen biliyorsunuz. Ahirete geldiğinde yakin diyor. Yakin. Ahirete yakinleri vardır. Şimdi mümin ahlakı ya da müminin herhangi bir şeyinden bahsediyorsak öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Dünyada yaşanan sınırlı bir hayattan bahsetmiyoruz. Sonsuz ve sınırsız bir hayata inanmış birinden bahsediyoruz. O zaman bu sonsuz hayatın dünya karesini, bu sonsuzu düşünerek yaşamak var. Bir de sadece o kareyi görerek yaşamak var. Ondan sonrasını hiç hesap etmeden yaşamak var. Mümin işte sadece dünya karesine değil, hayatın bütününe inanan, dünyadaki kısmı o bütüne göre düzenleyen insan olmuş oluyor. Evet. Burada şimdi biz dünya kısmının ötesini görmediğimiz için sizin hatırlattığınız hususa geleceğim. Hani iki tane melek yazıyor diyoruz. Evet diyoruz ya bu gaybi bir bilgi. Biz o melekleri görmüyoruz. Peki yakin burada bize ne söylüyor? Yakin El-Hakimut Tekasür suresinde yakinin dereceleri, aşamaları anlatılıyor ya. Yani ilmel yakin, deminki mevzumuz melekler var. İki biliyoruz. Tane var. Aynel yakin gördük mü melekleri? Hayır. Hakkal yakin. Henüz yaşamadık. Yaşadık mı? Peki bunlar mümkün mü? Görmek mümkün mü? Hakkal yakin olayın hakikatine ulaşabilmek mümkün mü? Elbette mümkün. Yani bunlar çok tecrübe edilmiş. Şimdi nasıl yapacağız sorusu bu tecrübeyi edinmek lazım ki yapabilelim. Bunlar da amelle, pratikle oluyor. Şimdi amelde ihsan şuuru olursa amel ayrı bir derinlik kazanıyor. Amel dediğimiz hep namaz, zekat, oruç gibi şeyler aklımıza gelir. Amel iş demek normalde. Ne yaparsak hepsini kapsar. Oturmamız, kalkmamız, konuşmamız, yürümemiz, düşünmemiz, hayal etmemiz,
Şimdi hayal etmemiz dışa yansımasa da içeride bizi ilgilendiriyor ve biz onun farkındayız yani. Aklımda şu anda ne var? Bu benim akli bir işim. Hayalimde benim ne var? Bu benim hayali bir işim. Ben hayalimde o anda bir iş yapıyorum. Bir şeyler hayal ediyorum. Şimdi bütün bu işlerimin, bütün bu amellerimin beni gaflete götüren türden olması var. Bir de Allah-u Teala beni de görüyor, düşüncemi de görüyor, hayalimi de görüyor. Şimdi onun görüşleri gözünün önünde düşünürken, hayal ederken hep o şuurda olmak ihsan şuuru. Ona göre düşünüp hayal ettiğim zaman da kendimi bu sefer Allah-u Teala'nın beğeneceği, takdir edeceği, Allah-u Teala'nın razı olmayacağı şeylerden uzak tutarak onu razı etme prensibine göre hareket etmeye başlayacağım. Şimdi işte bu hayaller devreye girdiğinde diyoruz ki peki biz bu melekleri görebilir miyiz ya? Yani? Gerçekten bunun aynel yakini mümkün müdür? Hakkal yakini, o kalem cızırtılarını bizim duymamız, yani amellerimiz yazılıyordan da öte meselenin böyle içine girmiş. Yani hakikati bu yakın derecelerini şöyle anlatırlar. İşte şurada bir Atlas Okyanusu var Amerika'nın kenarında, biliyorsunuz. Evet, biliyoruz, haritada da görüyoruz. Yani. İlmel yakın. Hiç kıyısına gittiniz mi? Bir taş attınız mı mesela? Ben henüz gitmedim ama tamam. Gidenler olmuştur. Bu aynel yakın. Giderseniz aynel yakın olacak. Hakkal yakın işte... Mesela içine girip yüzdünüz mü, suyunu yutup tuzluluk derecesini fark ettiniz mi, kaldırma kuvvetinin ne kadar olduğunu hiç kıyasladınız mı mesela başka denizlerle falan? Evet. Balık gibi içinde yaşadınız mı mesela hiç o meselenin? Şimdi hakkal yakini de böyle tarif ederler yani üç aşamalı olarak. Şimdi biz sağımızda solumuzda melek var, amellerimiz kaydediliyor. Biz daha ötesini söylüyoruz. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Melek ne ki? O da bir memur netice itibariyle. Allah her an beni görüyor. Yazı filan, kayıt filan, o hani bizim için, unutan insanlar için kayda ihtiyaç var. Evet. Ahirette önümüze bir hesap görülmek üzere konsun diye bir deftere ihtiyaç var. Yoksa Allah-u Teala'da ne gaflet olabilir, ne unutma olabilir. Şimdi meleğin yazmasının çok ötesinde Allah bana şah damarımdan daha yakın ve her şeyime nigehban. Her şeyimi görüyor. Ve bana da diyor ki Allahu mahkum eyne mahkumdun. Allah hep seninle. Sen neredesin diyor. Evet, sen neredesin? Bütün işte mesele bu. Ben başka bir yerlerde oyun oynar gibi gezdiğim için gafilane birçok yanlış yapabiliyorum. Dediğiniz gibi dünyaya eğer dönük yaşanırsa dünyada olan her şeyle takılan insan haline dönüşürüz. Tabii. Ama ahirete dönük yaşanırsa, ahiret endeksi yaşanırsa o zaman bütün ameller de ahirete dönük olur. Hoca Efendi'nin bu konuda vurguladığı çok önemli şeyler var. Yani Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak, ibadet etmek, amel etmek ifadeleri. Bu önemli bir herhalde düstur. Yani ahlakınızı doğrultmanızda ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetmede önemli bir düstur. Şimdi Hoca Efendi bahsi apayrı bir bahis. Yani şöyle apayrı bir bahis. Bizim Cibril hadisimizin 3 aşamasına Hoca Efendi'yi uygulayabiliriz. Yani Hoca Efendi'nin gençlik döneminden itibaren ki çalışmalarına bakın. İmani meseleler üzerinde çok çırpınmış, İslami meseleler üzerinde çok çırpınmış. Çırpınma derken sadece söylemek, anlatmak değil. Yani günümüzde bu nasıl olabilir? Evet. Mesela bir çocuk büyürken uygun ortamlarda büyüyerek imana, İslam'a ve ihsana doğru nasıl yol alabilir? Hayat yolunu bu güzergahta nasıl geçirebilirim? Mücadelesini ciddi bir şekilde vermiş. Şimdi geldiği yaş itibariyle, yaptıkları şeylerin neticesi itibariyle bam tellerine falan bakın. Hani aktüel bu son zamanlardaki çok üzücü şeyleri bahsin dışında tutarsak, Hoca Efendi tamamen ihsan şuuru üzerine konuşuyor. Aldığı yolun neticesi biraz da. Yani geldiği durak burası zaten. Yani iman, İslam oralarda uğraşmış, 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 uğraşmış. Şimdi uğraştığı insanlar, Elif B öğrettiği insanlar, Arapçada Nasara Yansur'u çektirdiği insanlar bugün 70 yaşında. O talebeler bugün 70 yaşına dayandılar. Artık onlar da yaş itibariyle bir yere geldiler. Hoca Efendi arkadaşlarıyla oturup konuştuğunda artık o baştaki aşamaları değil, işin finalini yani tamamen ihsan boyutlarını konuşuyor. Onun inceliklerine giriyor. Böyle tasavvufla hemhal bir arkadaş Hoca Efendi'nin yanına gidince
soru soruyorlar, cevap veriyor. Diyor ki bu normal, yani soruya verilen cevaptır. Ben bunu çıkıyorum. Hani Hoca Efendi o koltuğa oturup çekimeye geçmeden önce yan tarafta herkesin içinde oturduğu bir yer var ya. Önce oraya oturuyor. Orada kendisi bir şeyler anlatmaya başlıyor. Sonra çekimin yapıldığı yere geçiyor. Soru soruluyor ve cevap geliyor. Bu arkadaş, bu tasavvuf erbabı arkadaş, bu ikisini ayırdı birbirinden. Dedi ki o çekim için olan sorunun cevabı. Ben ona bir şey demiyorum. Ama o koltuğa oturduğu zaman kendiliğinden söylediği şeyler var ya dedi. Hoca Efendi tamamen zat mertebesinden konuşuyor dedi. Zat mertebesi. Zat. Yani Allah'ın isimleri, sıfatları, şunatı, zatı var ya. Dört aşama Üstad Hazretlerinin saydığı bu varlık mertebelerini 40'a kadar, 70'e kadar daha da sayıyorlar, çıkartıyorlar. Ama ana hatlarıyla şimdi esmadan konuşmak var, sıfattan konuşmak var, şunattan konuşmak var, zattan konuşmak var. Hoca Efendi artık oraya kilitlenmiş. Evet, değişik, yani onun değişik dışında, bir bakış açısı olmuş. Oraya kilitlenmiş ve Hoca Efendi artık konuşurken oradan konuşuyor. Evet. Ayrı bir bahis. Enteresan, yani dediğim gibi değişik bir bakış açısı olmuş abimizin söylemiş olduğu bu detay. Şimdi ayetlere yeniden dönecek olursak, Cibril hadisiyle ilgili tamamlayacağınız yer var mı? Yani işin özünü burası oluşturuyor. İslam, iman ve bunun meyvesi ihsan. Ahlak bu ihsan kısmında yer alıyor. Ve dinin insanı, din bir eğitim aracı sonuçta, insanı eğitmek üzere gelmiş. Ve dinin eğittiği insandan beklediği sonuç mükemmel bir ahlaktır. Bunu da ayet gene, ve inneke le ala hulukin azim, Efendimiz ahlakı Kur'an'dır dedi ya Hazreti Ayşe. Evet. Ayetlerde diyor ki, ve inneke le ala hulukin azim, sen mükemmel bir, muazzam bir ahlak üzerinesin. İşte hedef burası yani. Evet. Dinin insanı taşımak istediği yer orası. O da nasıl oluşuyor? İhsan şuuru olarak kendini gösteriyor. Her an Cenab-ı Hak beni görüyor şuuruyla hareket etmek. Evet. İnsan yatakta ayağını bile uzatamıyor o zaman. Evet. Bunun çok örnekleri var. Yani. Şimdi diyoruz ki dinin gereklerini yerine getirince arkasından da ahlakın gelmesi, ahlakın şekillenmesi icap ediyor. Fakat şimdi bazı insanlar görüyoruz. Özellikle Amerika'ya geldikten sonra ben daha çok müşahede etmeye başladım. İnanç konusunda zaafı var. Allah'a iman noktasında zaafı var. Fakat dışarıdan baktığınızda gezip dolaşırken vesaire çok ahlaklı, çok edepli, çok saygılı etrafına karşı, insanlara karşı, çevreye karşı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani din insana ahlaka götürüyor ama bir taraftan da dini duygulardan uzak olan bazı insanların ahlaklı olmaları söz konusu, şahit olduğumuz üzere. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi biz tabii böyle bakarken dini İslam olarak farkında olmadan alıyoruz. Halbuki Hazreti Adem'den beri gelen bütün dinler İslam'dı. Evet. Her kavme bir peygamber geldi. Onun için özellikle mesela bulunduğumuz coğrafyada etkin olan şey Hristiyanlık. Yani Hazreti İsa ve Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu mesajlar. Yahudiler de var. Hazreti Musa ve onun getirdiği mesajlar. Zaten Ahd-i Atik, Ahd-i Cedid, yani İncil, Tevrat. Bunlar beraber mütalaa ediliyor. İkisi bir arada. Ve bulunduğumuz topraklarda bunun ciddi bir tesiri var. Ve bunun arkasında gelişmiş kilisede ciddi bir felsefe var. Ahlak aynı zamanda felsefenin bahislerinden bir bahis olduğu için. Yani hem din açısından hem felsefe açısından konunun çok ince ince işlendiği bir coğrafyada bulunuyoruz. Doğru. Avrupa olarak, Amerika olarak ince bir işlendiği bir coğrafyada bulunuyoruz. Ve bu coğrafya aynı zamanda içinde şu anda yaşadığımız dilim, tarih dilimi itibariyle medeniyetin en üst tabakasını oluşturuyor. Yani yüksek bir medeniyet yaşanıyor burada. Şimdi bu yüksek medeniyet tabii ki bütün unsurlar gibi ahlaki unsurda da bir yere gelmiş olmayı gerektiriyor. Evet. Yani bu kadar yüksek bir medeniyet çok düşük bir ahlakla zaten bağdaştırılamaz. Yani burada hem düşünce var, hem sistem var. O düşüncenin sistemleştirilerek eğitime dönüşmesi var. O eğitime dönüşmüş meselenin hayatta kontrolünün yapıldığı çok ciddi mekanizmalar var. Yani aynı zamanda kanunlarla da mesele sağlamlaştırılmış. Tabii. Evet. Kanunu işleten, icra eden ciddi bir kuvvet var arkada. Evet. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii böyle güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. İster inansın, ister inanmasın. Ama mesela kanunları çekin, kontrolü devre dışı bırakın, insanları sadece
bildiği ve inandığıyla baş başa sokaklara salın. Bakalım ne çıkıyor. Evet. Aynı şey. Bu da ayrı bir. Evet. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Tabii. Evet, Müminun suresinde ilk basamak iman idi. İmanı sağlam olduktan sonra üzerine bina ediyorsunuz her şeyi. Devam edecek olursak mesela namazın ardından gelen ifadeler vardı. Tekrar bakmış olalım. Onlar mesela boş işlerle uğraşmazlar. Evet. Bu da mesela bizim herhalde en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi. Doğru mu? Doğru. Şimdi namaz dedi ilk sırada dikkatinizi oraya ben tekrar bir çekeyim. Ama namazın kendisini söylemedi. Namaz zaten yani o kadar ciddi bir hakikat ki dinin imandan sonra en temel meselesi ibadet olarak, pratik olarak en temel meselesi. Namazdaki huşuya dikkatimizi çekti orada. Evet. Tam içtenlikle, tevazuyla teslimiyet içerisinde kılarlar. İşte o huşu. Yani namazdaki haşyet içerisindedirler. Huşu içinde namazdan bahsetti. Yani herhangi bir namaz ahlakın garantisi değil. İnsanlar rüküye, secdeye giderler, kalkarlar, vazifelerini eda etmiş olurlar. Farzı yerine getirmiş, bu başka bir şey. Ama eğer biz sonuçta mükemmel bir ahlak bekliyorsak, bu ahlakı netice verecek namaz, herhangi bir namaz değil, huşu içinde kılınan namazdır. Namazın üstünde ahlakla bağlantılı neden bu kadar vurgu yapmaya ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü bir başka ayet diyor ki, اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْيِ Namaz sizi bu şeylerden alıkoyar, fuhşiyattan, münkerattan, alıkoyar sizi. Yani hiçbir aşırılığınıza namaz müsaade etmez. Yani namazın üzerinizdeki etkisi bu tür hafifliklere kaymanıza müsaade etmez. İçeriden tutar sizi yani. Evet. İnsanlar nazarında da Allah nazarında da kerih görülecek, çirkin karşılanacak bir şeyin sizden ortaya çıkmasına namaz müsaade etmez. O haşyet, huşu, onun size kazandırdığı şeyler o tür davranışlarınızı baskı altına alır, değiştirir. Evet. Onları daha mükemmelleriyle, daha zarifleriyle, daha kibarlarıyla, daha insanileriyle değiştirmeye zorlar. Namazdaki huşunun, huşuyla kılınan namazın yani böyle bir etkisi var. Onun için orada namazın kendisine değil, kılınma keyfiyetine dikkat çekildiği için bunu altını bir kere daha bir çizelim yani her şeyden önce. Namazda huşu, o huşu önemli. Ondan sonra dediğiniz hususa geliyoruz yani lagviyat. Şimdi namazdaki huşu bunları arka arkaya düşünerek gidersek yani merdivenleri birer birer çıkıyormuşuz gibi düşünerek gidersek. Şimdi namazdaki huşu, haşyet o imandaki inandığımız Allah var ya Allah-u Teala'nın huzurunda olma bilinciyle geldiği için o mesele. Şimdi Allah-u Teala'nın huzurunda namaz kılan bir insan, o huzuru yaşayan bir insan namazı bitirince huzurdan çıkıyor mu? Aslında çıkmıyor ama fiiliyatta öyleyiz. Yani namaz yoğunlaştığımız bir yer ama bu yoğunluğu şimdi hayata yaymaya başlayalım. Evet. Namaz dışında orada bir etki aldık ya. Bu etki selam vermekle hemen bitecek bir etki olmaktan çıkıyor sürekli böyle namaz kıldıkça. Günde 5 vakit zaten vakitleriyle farz kılınmış bir ibadetten bahsediyoruz namaz deyince. Evet. Efendimizin bunun üzerine kıldığı sünnetlerden devam ediyoruz. Sonra yine Efendimizin kuşluk gibi, evvabin gibi, teheccüd gibi, evvabin yine akşam namazıyla aynı vakte geliyor ama kuşluk namaz vakitlerinden olmayan bir vakitte. Evet. Teheccüd de namaz 5 vakitten olmayan bir vakitte. İki tane vakit de burada sünnetten geliyor. Eğer biz sünnete de sıkı sıkıya sarılır o namazları da kılarsak oluyor 7. Şimdi günün 7 noktasında biz yoğunlaşmış bir Cenab-ı Hakk'ın huzurunu yaşıyoruz. O huşu ile. Bu aradaki kısımların da hesabı zaten namazla görülüyor. Namazın içinde şöyle bir espri var. İki namaz arasındaki vakit, ikinci namazda aslında hesabı görülen bir vakit oluyor. Ramazan defteri kapanıyor onun. Ramazan da öyle. İki namaz vakti arasındakine kefaret, iki Ramazan da arasındakine kefaret oluyor. Ama o huşudaki şuur var ya, o yoğunlaşmayla insanlar Allah'ın huzuruna çıktılar. Evet. Sabah namazından öğlen namazına kadar bir vakit geçti ve öğlen namazında biz şimdi Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak üzere kulağımızda ezan gidiyoruz.
Ölene kadar biz bir şeyler yaptık. Allah-u Teala ne yaptığımızı biliyor. Allah-u Teala'nın bildiği şeyleri yapmış bir insan olarak huzuruna çıkacağız. Bize hesap soracak olsaydı, defteri önümüze koysaydı ne olurdu? Namaza böyle gittiğimizi düşünelim. Evet. Yani ahlak üzerindeki etki... Çok zor, şimdi zor. Korktum birden. Ahlak ya. Üzerinde etki nasıl oluyor? Yani insanın hareketlerini değiştirici etki, bu şuuru kenara çıkartıp da bir takım davranışlara inhisar ettirirsek o neticeyi alamayız. Onun için orada huşunun üzerinde ısrarla duruyor. Namazlarını huşuyla kılarlar. O zaman namazını huşuyla kılan, ki namaz müminin miracı olduğu için o huşuda bir miraç yaşanması da söz konusu inşallah. Yani o hedefi Allah herkese i̇nşallah. Ulaştırsın. İnşallah. Şimdi böyle bir şuurla namazımızı kıldık, sonra işimize döndük. İnsan tamam, yani yeni meşguliyetler eskiyi unutturabilir. Hemen arka arkaya da vakitler geldiği için bu sık sık bir günde 5 defa, 7 defa yoğunlaşmalar zamanla normal hayatın içerisinde de etkisini göstermeye başlıyor. Evet. Allah'ın ticaret yaparken de huzurundayım, başka bir iş yaparken de huzurundayım, şurada kameraların karşısında konuşurken de Allah'ın huzurundayım. Hı hı. O huzur hiç eksilmiyor. Hiçbir an eksilmiyor. Ben sadece namazda kendimi yoğunlaştırıyorum. Evet. Yani o benim şuurumla alakalı bir şey. Şimdi o zaman bu bilinç açılmaya başladığı zaman normal hayatta, normal işlerimizde de namazda gibi. Zaten bu durum onları ibadet yapıyor. Evet. Sıradan işleri ibadet yapan da zaten bu mesele. Ancak böyle huşu içerisinde yapılırsa. Tabii. Birkaç gün önce Adem Kalaç Bey misafirimizdi. O da duygulanarak aynı zamanda demişti ki ne yaparsak yapalım Allah'a sunmak üzere yapalım. Ne yaparsak yapalım Allah'a sunulmuş bir amel olarak yapmaya gayret edelim demişti. Evet, devam edelim hocam. Tabii. Ramazan manimiz olacak sırada. Hı hı. Evet sevgili seyirciler, biz bir soluklanmış olalım. Arkasından inşallah devam edeceğiz. Sırada Ramazan manisi var. Yolcusu uzun yolun, hasreti çoktur onun. Sevabı kat kat olur gurbette oruçlunun. Hava buluttu bugün, mevzu sükuttu bugün. Az iftar etse de diller oruçtu bugün. Sevgili Safa'nın ağzına sağlık. Ramazan manimizi de dinlemiş olduk. Evet, Hamdullah Hocam, meseleyi konuşmaya devam ediyoruz. Namazı, özellikle huşu içerisinde kılması gereken namazı anlatmış oldunuz. Şimdi boş işler meselesine biraz daha odaklanabiliriz. Evet, zannediyorum. Laviyat. Boş işlerden, laviyattan kasıt nelerdir? Yani belli bir hedefi olmayan, belli bir neticeye ulaşmayan, vakit öldüren, lüzumsuz şeyler manasına geliyor. Tabii belli bir amaç, hedef derken imanla bağlantılı olarak ele alacağımız için, hı hı. Yani temel meselemiz, hani imandan çıktık, onun meyvelerini sayarak gidiyoruz tabiri evet. caizse. Yani müminin imanına yakışır hedefler ve işler dışında kalanlar oluyor. Yani Allah'ın razı olmayacağı, insanlara bir faydası olmayan, evet. insanın kendisine bir faydası olmayan, ya bunu niye yaptın diye, ya işte yaptık, yani işte gönül eğlendiriyoruz tarzı meseleler oluyor. Hı hı. Şimdi insan eğlenceye ihtiyacı da olabilir, o ayrı bir konu. Fakat buradaki mesele, hani imana yakışır, kayda değer işler hususu olduğu için müminin az bir hayatta, insan olarak yani az bir hayatta 50 sene, 60 sene sonsuzun yanında sıfırdır zaten. Yani böyle küçük bir zaman diliminde sonsuz bir hayat kazanmak gibi bir hedefi olduğu için evet. ve insan yaratılış itibariyle yeryüzü halifesi olarak yaratıldığı için hı hı. davranışları çok önemli oluyor. Yani böyle en ciddi makamda bir sözüyle, bugün için söyleyecek olursak, borsaların inip çıktığı, doların inip çıktığı bir insanın her şeyi söyleme hakkı olmaz ya. 40 düşünecek, bir söyleyecek. Neden? Mesela diyelim ki bir devlet başkanı konuşurken devlet başkanı vasfıyla konuştuğu zaman başka bir şey oluyor. Hı hı. İnsanın da imanlı, namazda huşuyu yakalamış, Rabbinin huzurunda
olduğunun idrakiyle yaşayan bir insan, zaten hilafet konumunun farkına varmış olan evet. insandı. Biz günümüzden siyasi halifeliği kastetmiyoruz. Yani alemde insanın varlıklar evet. içerisindeki konumuna bakan, yeryüzündeki halifeliğini kastediyoruz. Şimdi insan halife vasfıyla bulunduğu zamanki davranışlarının tesirlerini hesap etmek hı hı. durumunda. O zaman rastgele hareket edemez. İnsan konumunu fark ederse rastgele hareket edemez. Şimdi bu rastgele hareketler, içinden geldiği gibi hı hı. hareketler ne yapar? Benzetmek gibi olmasın da işte bir devlet başkanının sorumsuz konuşmaları ve davranışları ne yapıyorsa onu yapar. Hı hı. Ayet Rum suresinden bu ayet-i kerime. Zaharal fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydinnas. İnsanların yaptıklarından dolayı yerlerin ve denizlerin, karaların ve denizlerin düzeni bozulur diyor. İnsanların yaptıklarından dolayı. Tabii yani insanın böyle bir merkezi konumu var. Ozonu da deldik biliyorsunuz. Yani zaten vukuatlarımızın neler olduğu çıkıyor ortaya yavaş evet. yavaş. Küresel ısınmalar geliyor bakıyoruz. Bir kıyameti koparacak neticeler ortaya çıkmaya başlıyor. Allah korusun. Ayette dediği bu insan öyle bir konumda bulunuyor ki yani biz bunu fark etmeyebiliriz. Kendimizi küçük görüyor olabiliriz. Hatta adamdan da saymıyor olabiliriz. Ama Allah adam olarak yaratmış. İnsan olarak yaratmış. Başka bir şey olarak da yaratabilirdi. Yani bizim bu şuursuzluğumuzla, şuursuzca davranışlarımız lagviyata giriyor. O boş işlere giriyor. Evet. Şuurluluğumuzla yaptığımız işler o hilafet konumuna uygun. O zaman her sözü ölçülü, her davranışı ölçülü, her hareketi ölçülü bir varlık konumuna yükseltiyor. İşte bu konuma yakışmayan işleri biz lagviyat diyelim. Evet. Onlara girmezler. Çünkü hani insan neyle meşgul oluyorsa insanın durumunu o belirlemeye başlar. Evet. Yavaş yavaş oraya gitme diyor. Orayı bir kapat. Namazdaki huşunu devam ettirmek ve hayatını o huşuyla daha şuurlu yaşamak istiyorsan yapacağın şeylerden birisi de lagviyata giden yolları kapatmaktır. Evet. Devam edildiği takdirde karakter haline gelir mi? Karakteri tabii. de değiştirir o zaman. Tabii. Yeryüzünü değiştiriyorsa insanın tabii. yaptıkları tabii. o zaman değil mi? Lagviyatla uğraşan bir insanın da tabii. karakterinin ve kimyasının değişmesi söz konusu. Tabii. Yani lagviyatla uğraşırsak karakter ona göre işte namazdaki huşu ve diğer mealiyatla evet. uğraşırsak insanın tabiatı ona göre şekilleniyor. Hani eğitim ikinci bir fıtrat kazanmaktır diyoruz ya, bize potansiyel olarak zaten güzellikleri, hayırları kabul edebilecek bir kıvam verilmiş, buna fıtrat diyoruz biz. Evet. Bu fıtratı şekillendirmek eğitimle oluyor. Eğitim de bu davranışların tekrarıyla sürekli hem şuurunda olmak hem tekrarlıya oturuyor. En basit bir davranış bile defalarca yapmadan rahat yapılabilir hale gelmiyor. Fiziki evet. aktiviteler bile yani bunlar böyle. Aynı şekilde akli melekelerde, ruhi melekelerde aynı pratikleri istiyor yani tekrar tekrar. Burada dinin bir temel kuralı var ya, diyor ki bir şey yapmaya başlayacaksan önce şuna dikkat et. Yani zarar mı, fayda mı? Önce zararı def et, sonra faydanın tahsiline başla. Evet. Şimdi biz iman ve namaz iki ana temel mesele olduğu için yolu belirledi bize iman ve namaz. Şimdi yola çıktık. Yola çıktığımızda bu yolda bize kaybettirecek şeyler ilk sırada geldi. Hemen lagviyat dedi ben. Bu lagviyata dalma. Bunlarla uğraşma. Orayı bir kapat. Bu seni seviye kaybettirir, düşürür aşağıya. Burayı kapat. Orayı kapat, ondan sonra gideceğimiz yere bakalım. Evet. Yolculuğa bakalım. Bazı insanlar mesela bizim bu programımız sırasında bile bazı insanlar kötü mesajlar yazıyorlar. İçlerini yansıtıyorlar açıkçası. İnsan buna üzülüyor tabii. Hiç tanımadığı insanlar hakkında, hiç tanımadığı biri hakkında spesifik olarak bir insanın o boş işlerle uğraşma sayabileceğimiz boş laflar etmesi, kötü laflar etmesi dinde nasıl bir yerdedir acaba? Yani müminin ahlakının içerisinde olmaması gereken bir şeyi ben Müslümanım diyen insanlar hem de oruçluyken bunları yapabiliyorsa bir sorun var demektir herhalde. Tabii bir sorun var. Şimdi ahlaki ayetler bizim burada konuştuklarımızla sınırlı değil. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'de başka surelerde de ahlakla ilgili başka ayetler var. Bilmiyorum fırsat olur mu ama Hucurat suresi mesela bu konuda çok önemlidir. Suizan meselesi
Şimdi hiç tanımadığı insan hakkında birisi nasıl konuşur? Tanımıyorsa bilgisi yok. Evet. Bilgi yoksa zanla konuşuyor. Bir zan var o konu, o şahıs hakkında bir şey düşünüyor ve o düşünce üzerinden konuşmaya başlıyor. Hı-hı. Şimdi bilgi olmadığına göre bu düşünce zanni bir düşünce. Ve bu zan iyi bir zan değil. Evet. İyi zan olmadığı için biz ona suizan diyoruz. Suizan. İnne bağda zanni ism. Kur'an-ı Kerim diyor ki aman bak zandan kaçının. Zanla hareket etmekten Hı-hı. kaçının. Çünkü zannın çoğu günahtır. İsabet ettiğiniz olabilir ama ya isabet etmedikleriniz? Evet. Çoğu isabet etmez. Hele suizansa bu çok kötü bir haslettir. İnsanın kalbini öldürür. İnsanlar hakkında suizan. Böyle kötü zanlarda bulunmak insanın kalbini, kalbinin hayatiyetini ya da kalbi hayatını diyelim evet. zarara sokacak bir şeydir. Suizan. Biz bilmediğimiz yerlerde susarız. Evet. Bize sükût düşer. Bu da ahlaki hadislerden bir tanesi. Ne diyor bize? Ya hayır konuş ya da sus. Eğer bir insan hakkında konuşacaksan ve onunla ilgili hayırlı bir şeyi bilmiyorsan, hı hı. Şerli bir şey de bilmiyorsun, bilgin yok. O zaman şer adına söyleyeceğin her şey suizandan kaynaklanıyor. Evet. Bu neden böyle bir zan çıkıyor ortaya? Kalpte bir yara olmasa, bir sıkıntı olmasa, hı hı. neden çıksın ki böyle bir şey? Evet. Değil mi? İnsan içi rahat olsa kötü bir şey söyler mi? Evet. Bir sıkıntı var yani. İnsanın bunları bilerek ya da bilmeyerek yapıyor olması da ahiretini doğrudan etkiliyor. Ve ne yazık ki kayıp hanesine yazılıyor. Devam edelim. O infakla hı. alakalı bir mevzu geliyor. Mesela bu laviyatın hemen ardından. İnfak ederek onlar mallarını, canlarını, servetlerini ve kalplerini de arındırırlar. Arındırmak için sürekli faaliyette bulunurlar deniliyor. Evet. Bu kadar önemli yani. Yani Ali Ünal Hoca, Allah bir an önce hapisten çıkmayı amin. Nasip etsin ona ve bütün arkadaşlarımıza. Amin. Cins bir kafa, gerçekten ilginç bir kafa. Orada bu fail kelimesinden hareketle hı hı. çok hoş bir şey söylemiş. Yani verdiği mana çok güzel. Sürekli faaliyet halindedirler hı hı. demiş yani. Evet. Çok isabetli bir şey. Yani zekatı verirler deyip geçebilirler de yani birçok mealler hı hı. böyle söylüyor. Halbuki burada ismi fail kipinde gelen ama fiille çünkü zekat verme tabiri yani bu farz Kur'an-ı Kerim'de ifade edilirken hep yukimune salate ve yu'tune zekate mesela evet. ita verme fiiliyle anlatılıyor ama burada işlemekle anlatılmış. Hı-hı. Dolayısıyla zekat kelimesi sadece o kavramsal olarak malından verilen zekat o kavram olarak oturmuş bir şey ama burada o kavramın dışında kelime bütün genişliğiyle kastediliyor. Tezkiye, temizlik manası kastediliyor aynı zamanda. İşte mal zekatı verildiği zaman temizlenmiş oluyor. Ama bu burada temizlik vasfı umumi kullanıldığı için hı hı. Ali Hoca'nın dediği gibi bu temizlik konusunda sürekli faaliyet halindedirler. Evet. Zihinlerinin kirlenmesine müsaade etmezler. Kalplerinin kirlenmesine müsaade etmezler, hayallerinin kirlenmesine müsaade etmezler, üstünün başının çevresinin kirlenmesine müsaade etmezler. Hatta mümkün olsa rüyalarının kirlenmesine müsaade etmezler. O kadar tezkiyeye önem verirler. Yani buradaki faaliyetin sürekli tezkiye üzerinde olması, demin hani ilk biraz önce söylediğiniz, bilmediği insan hakkında suizan bir kirlenmedir mesela. Kalbimizi tezkiye etseydik, nefsimizi tezkiye etseydik, bu arada tezkiye özellikle nefis için kullanılır tasavvufta. Evet. Nefsin tezkiyesi. Çünkü nefsi emmare kötülüklerin anasıdır ya böyle kaynak oradan gelir. Bizi insanlar hakkında suizanla şuraya buraya vesaire de nefsin bir payı oluyor. Bu nefsi tezkiyede çok faaldirler mesela. Nefsin tezkiyesi nasıl oluyor? Çok yani bir kelimeyle söyleyecek olursak hemen ne desek birçok şeyi içine alır. Kötülükler bendendir. Evet. Nefsim emmare ise beni kötülüklere iter. Hı hı. O zaman önce kendi nefsimden gelen davranışları bir tezkiye edip nefsimin iyi şeyler ister hale gelmesi için onunla epey bir uğraşmam gerekiyor. Mesela bu faaliyet nefisle ilgili düşündüğümüzde nefsin tezkiyesi çok ciddi bir terbiye gerektiriyor. Evet. Oraya kadar gidiyor. Yani Ali Hoca gerçekten çok güzel farklı bir ifade etmiş. Çok... Teyakkuzda olurlar diyebiliriz galiba değil mi? Yani iyilikte de aynı zamanda iyi amellerde de hep teyakkuzda olurlar. Devamındaki ayette onlar diyor ırzlarını ve mahrem yerlerini titizlikle korurlar. Ancak eşleri ve
ellerinin altında bulunanlar müstesna. Bunlarla olan münasebetlerinden dolayı kınanmazlar. Hı hı. Beraber değerlendirelim o iki ayeti. Şimdi tabii Allah-u Teala yarattığı her şeye helal, haram gibi hükümler veriyor ya. Haramın helal olması bazı şeylere bağlı oluyor. Mesela kadın erkek münasebetinin helallik şartı nikahtır ya. Hı hı. Nikah varsa helaldir, nikah yoksa haramdır. Hı hı. Şimdi burada onu söylüyor. Yani bir erkeğin ya da bir kadının cinsel ihtiyacının helal olabilmesi nikah akdine bağlıdır. Evet. Eğer bu varsa bunda hiçbir problem yok. Hatta mübarek bir şeydir. Neslin devamı, salih çocuklar filan. Allah-u Teala zaten bunu murad etmiş. Hı hı. Bunu murad etmiş. Ama bunun dışına taşarsa işte o zaman günah olmuş oluyor. O helallik durumu ortadan kalkıyor ve günah ortaya çıkıyor. Bu insanda iki şeyi çok belirli, belirleyici, ağırlıklı yer alıyor. Bunlardan bir tanesi işte bu cinsiyet meselesi, cinsel mesele. İkincisi de dil meselesi. Hı hı. Peygamber Efendimiz diyor ki iki şeyi bana garanti edin, cennete girmenize kefil olayım. Birisi bu konu. Size nikahla helal olandan başkasına meyletmeyin diyor. Yani nikahınızla yetinin, başka taraflara meyletmeyin. İkincisi dilinize sahip olun, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım diyor. Evet. Burası önemli. Yani helal olma şartı nikahtır. Nikahlısıyla insan her türlü beraberliği makbuldür. Allah-u Teala helal kılmıştır. Ama bunun dışına bir milim bile çıkılamaz. Yani buraya dikkat etmek gerekir. O zaman demek ki ahlaki zafiyete sebebiyet veren şeylerin birisi de bu cinsel meseleler. Hı-hı. İnsanın zayıf olduğu yer cinsel meseleler. Burayı da tahkim ediyor. Evet. Diyor ki bu sınırlara dikkat edin. Evet. Devamındaki ayet kim de bunun ötesine geçmeye geltenirse öyledirler, öyledir, sınır tanımazlar. O müminler üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti, vazifeyi dikkatle gözetir ve ahitlerini tas tamam yerine getirirler. Hı. Bizim şu anda karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Mesela Amerikalılarla buluşacak olduğunuzda herkes just on time. Herkes zamanında geliyor mesela. Bir yerde buluşacaksınız, söz vermişsiniz. Ama Müslüman, ya bunu söylemekten utanıyorum aslında ama Müslüman diyebildiğimiz insanlara söylediğinizde, baktığınızda bu hiç gerçekleşmiyor. Acaba bu ayetin muhatabı mı oluyoruz? Tabii. Yani yapmadığımız için. Siz diğer bir önceki ayetin devamını da okuyarak geçiş yaptınız. Biz de buna hürmeten oraya bir şey demeye çalışalım. Şimdi helal, nikahla helal olmuşların dışına göz kaysa, yolda yürüyoruz mesela, göz kaysa, normalde insan gözü kayar. Yani yürüyorsunuz, işiniz var, gücünüz var, normal ilişkileriniz var. İnsanlarla konuşurken tabii ki yüzüne bakacaksınız, havaya bakacak haliniz yok. Evet. Bu ilişkiler normal. Ama eğer insanın içinden gelen başka duygular oluyorsa bakışları kontrol etmek lazım. Evet. Hainetel ayun, Kur'an-ı Kerim'de geçen tabiriyle hainetel ayun. Çünkü bu cinsler arası ilişkilerde aktif olan organımız gözümüz. Yani gözle gördükten sonra güzellik, çekicilik, cazibe falan gündeme geliyor. İçte onlar etki etmeye başlıyor. O zaman gözlerin korunması, gözleri koruyabilmek için hangi mekanlarda ne zaman bulunacaksın, ne zaman bulunmayacaksın meselesi, sınırlar meselesi doğrudan gündeme girmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim işte bu normal bakışın, insani ilişkiler dışına çıkan ve cinselliğe kayan bakışlarda hainetel ayun, gözlerin ihaneti olarak tabir ediyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Diğer emanet ve ahit meselesi, sözde durmak, emanetlere riayet etmek meselesi. Şimdi bu emanatihim, onlar emanetlerine dikkat ederler dendiğinde bu da çok geniş kapsamlı bir mesele. İlle birinin birine bir şey emanet ettiği değil yani. Bile değil sadece, her şey. Mesela işte bu vücut bize emanet. Mesela içinde yaşadığımız bu dünya bize emanet. Ortak kullanımda olan bir şey. O zaman buna dikkat etmek zorundayız. Kullanım kurallarına dikkat etmek zorundayız. Yani Allah-u Teala bir şeyi yaratmışsa, ne istiyorsa,
ona dikkat etmek zorundayız. Şimdi bahçeye çiçek ektin, neyi sever, neyi sevmez, hani neyi verirsen bu daha iyi gelişir mesela. Onun hakkına riayet etmek durumundayız. Bunlar, yani genişletebiliriz. Kendi vücudumuz bize emanet. Buna dikkat etmek durumundayız. Rastgele kullanamayız. Yani hasta edecek şekilde. Yani o vücudun sağlığını korumayarak onu fazla yorup yıpratacak şekilde kullanamayız. Yani bunların hepsine dikkat etmemiz gerekir. Sonra da sözlerde durmak. Ahitler, ahitleştiysek birisiyle bunda durmak, bunun riayet etmek arkadan geliyor. Zaten bu bizi nifaka kadar götürür biliyorsunuz eğer dikkat etmiyorsak. Şimdi bir yerde tabii bugün İslam alemi maalesef yani bir düşüşten doğrulmaya çalışıyor. Biz bir geri gitmişiz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Birçok eksiklik bizde çıkıyor. Ama böyle Müslümanlar ve Amerikalılar diye genellemek çok da doğru olmayabilir. Çünkü her toplumda dikkat eden var, etmeyen de var. Evet. Müslümanlardan da Allah'a çok şükür çok vakte riayet eden, emanete dikkat edenler var. Batı ülkelerinde en çok gördüğüm şeylerden genel bir tanesi olarak, bu. Tabii, yüzde olarak tabii biraz daha. Bizden oturmuş daha fazla. Bazı şeyler. Hani bu böyle yerlerde biz kul hakkı falan diye giriyoruz ama böyle yerlerde para aynı zamanda vakit aynı zamanda para haline geldiği için her şey herkesin vakti ona göre planlanmış vaziyette kaybettirdiğiniz zaman paradan da götürdüğü için insanlar da acımasız olabiliyorlar yani onu size yedirmeyebiliyor o vakti. Para deyince geçen gün seyircilerimizden bir tanesi mesaj yazmış. Eskiden televizyonda yaptığınız programlarda sohbetleri doğru düzgün dinleyemiyorduk reklamlarınızdan dolayı. Şimdi rahat rahat dinliyoruz demişler. Biz ama yine keselim. Hoca Efendi'den Bir Soluk diye bir video var. Onu seyrettireceğiz. Efendim sırada muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sohbetlerinden derlenmiş olan kısa bir bölüm var. Hadiseler öyle şiddetli akıyor, öyle çirkin mi üzerimize geliyor ki nefis diyor, sen buna mukabele etmeyecek misin? Gıybet etmişler, yalan söylemişler. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Ve kim ne sergiliyorsa, sergiye ne koyuyorsa onu Allah bilenlerin en iyi bilenidir. O sergiye öyle şeyler sergilemeli ki nezdü üluyete kabule karin olsun. Rızanın kapısının tokmağına dokunsun. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan. Sohbetimiz hemen her zaman olsa sohbeti canan. Hep canından bahsedinse. Can isteyenlerin, cana takılanların canandan bahsetmeleri yalandır. Canan dileyen dağda ayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Canına takılı gidenler, canan yolundan sapmaya maruz dururlar. Hafız anam. O canı, cananın emrine, cananın güdümüne vermek lazım. Gönlünü Allah'a vermiş, kaptırmış. O işin mecnunu olmuş, ferhadı olmuş, vamıkı olmuş bir insan, mahbubundan başkasına gözü kaymamalı. Onun dediklerinin, ettiklerinin dışında şeylere kulak kapalı kalmalı. Kalp onları duymamalı ve insan onları hiçbir zaman mülahazaya almamalı. İnsan aklını, kalbini, ruhunu, hissini, ihtisaslarını hep bu istikamette ciddi bir metafizik gerilim içinde tutarsa şeytani duygular akıp içeriye giremez Allah'ın izniyle. Çünkü o kapıları bu duygular kapamıştır. Konsantrasyona ihtiyaç var. Esas kulak kesilecek şeylere kulak vermek. Gözle konsantre olacak şeylere konsantre olmak. Yapılması gerekli olan şeyler yapmak, dağınıklığa düşmemek. Bir şeylere takılıyorsan, ilin alemin dediğine takılıyorsan, meclisini, arkadaşlarınla muhaverelerini, ilin alemin meclisleri kirlettiği gibi sen onunla kirletiyorsan, bence uzaklığını aşamazsın. Ona yaklaşamazsın, o yakındır. Gelin Allah aşkına, o yakınlığı kendi uzaklığınıza kurban etmeyin. Allah yar, Allah yar, Allah yar, Allah yar, Allah yar diyenler, Allah Celle Celaluhu, onları ne bir yarın uçurumun kenarında bırakır, ne de yarsız eder. Bir kapı bend ettiler,
bin kapı küşad eyledi. Dünyanın bin yerinde kulaklar size ait sesleri çok ciddi, ruhtan bir intizarla bekliyor. Sesimize, soluğumuza ciddi bir iştiyakla intizar içinde bulunan insanlar. O sesle, o soluğa nasıl çabucak efendim o sesle, o solukla onları doyururuz. Bu konuya insan konsantre olursa zannediyorum zamanını israf etmemiş, düşüncesini israf etmemiş, aktivitelerini israf etmemiş olur. Allah uzun ömür versin Hoca Efendi'nin bu ifadeleri bile aslında az önceki konuştuğumuz konularla ne kadar bağlantılı. Evet. 12 dakikamız kaldı, ezana doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Son birkaç ayet var. Evet. Onlar bütün şartları ve rükünleri ile birlikte namazlarını kusursuz olarak eda eder ve hiç geçirmezler. Şimdi başta ikinci ayette huşu içerisinde kılarlar idi. Bunda da bütün rükünleriyle kurallarına, esaslarına bağlı olarak eda ederler, kaçırmazlar. İşte o kutlu insanlardır, varis olanlar. Onlar Firdevs'e varis olacaklardır. Orada sonsuzca kalacaklardır. Evet. İfadeleri var. Namazın muhafazası rükünlerine, tadili erken deniliyor buna. Yani Kur'an-ı Kerim kısmı okunurken, kıraat kısmı okunurken mesela kelimeleri doğru telaffuz etmek, tecvid kurallarına riayet etmek, metleri çekilmesi gerektiği gibi yani ne dediğinin biraz farkında olmak aynı zamanda yani içeriğini bilmek. Rükû da aynı şekilde vücudun tam yerleşmesi, tadil-i erken deniliyor buna. Bunlara dikkat etmek. Bunlar zahiri kısımlar. Huşu da bunun bedene göre ruh gibi. Bunun iç kısmıydı. İçeriğini huşu dolduruyor. Şimdi namazla huşudan girdik. O huşunun dışa yansımasıyla tabiri caizse çıkmış olduk. Yani evet. İçinde huşu olan bir insanın namazdaki fiziği de ona göre olur. Evet. Ve paldır küldür bir namaz edası söz konusu olmaz. Mutlaka iç dışa yansır. Dış içi etkiler. Böyle bir arada etkileşim vardır. Namaz parantezin içinde geçti gördüğünüz gibi. Evet. Bütün her şey namaz parantezin içinde geçti. Demek ki namaz, namazdır yani. Ciddi bir şeydir. İmanın amele bakan kısmını toparlasak hepsini namazın içine tabiri caizse sokabiliriz. Namaz evet. O kadar etkili bir meseledir. O zaman namazlara dikkat etmek önemli. Sonra bunlar diyor işte şu vasıfların sahibi insanlar mirasçı olurlar. Neye mirasçı olurlar? Firdevs cennetine mirasçı olurlar ve orada daimidirler. Orada kalıcıdırlar. Miras meselesi Asım Bey, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayette daha geçiyor. Ve yeryüzü mirasçıları diye de Hoca Efendi'nin bir kavramlaştırdığı bir şey var orada. وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ صَالِحُمْ. Yani biz zikirde, Tevrat kastedildiği söyleniyor. Zikirde şöyle yazdık diyor. Yeryüzünün mirasına salih kullar sahip olacaktır. Allah yani bu yeryüzünü salih kullar için yaratmış. Salih olmayanlar da var ama asıl mal sahibi, mülk sahibi salih kullardır. Yeryüzünün mirasını salih kullara yazmış Allah-u Teala. Salih ne anlama geliyor burada? Yani mirası elde etmek üzere hangi yoldan gidilmesi gerekiyorsa o yoldan gitmek manasına geliyor. O yolun gereklerini yerine getirmek. Şimdi burada da iman ve salihat hep beraber anılır. Yani çok defa beraber anılır. İllellezine amenu ve amelus salihat. Mesela vel asr innel insane lefi husur. Asra yemin olsun insanlar kaybettiler. Kim kazandı peki? Amenu ve amelus salihat. Evet. Kim iman etti, sonra o imanın gerektirdiği amin gibi yaptı. Davrandıysa onlar kurtuldular. Asrın ziyan ettiren asırda bunlar kurtuldular. Evet. Burada bizim de gördüğünüz gibi iman kad eflehal müminun dedi. Müminler mutlaka kurtuluşa erdi. Yani bunda hiç şüphe yok. Eğer iman varsa kurtuluş garantidir. Evet. Eğer imanda zafiyet varsa bu zaten davranışlarda ortaya çıkar. İmanda kemal varsa bu da davranışlarda ortaya çıkar. Eğer biz inandık diyorsak davranışlarımızla bunu açmak durumundayız.
Eğer davranışlarla bunu açmazsak bu sefer o imanın kalması söz konusu olmayabilir. Bu dediğiniz bu dediğiniz noktayı zannediyorum kaçırıyoruz. Az önce buyurduğunuz gibi eğer iman varsa Allah'ın izni ve inayetiyle kurtulduk. Şimdi bunu hayata yanlış geçiriyor insanlar. Çoğu insan, çoğumuz daha doğrusu belki de yanlış bir yorum yapıyoruz. Tamam günah işliyoruz. İşte kusurlarımız var, hatalarımız var, eksiğimiz var. Namazı doğru düzgün kılamıyoruz, ibadetleri yapamıyoruz ama imanımız var elhamdülillah. Biz kurtulduk. Bu çok tehlikeli bir laf değil mi? Çok tehlikeli bir laf. Evet, şu anda imanımız var. Biz imanımız olduğunu zannediyor da olabiliriz. Bir de o sıkıntı. Zannediyor da olabiliriz. Bizim gibi Müslüman anne babalardan dünyaya gelmiş çocukların hem avantajı hem dezavantajı bu. Hani ol mahiler derya içtiredir, deryayı bilmezler var ya, balık suyun içinde su ne desen ne ki o diyecek yani. Hiç dışarıdan bakmamış suyun ne olduğuna. Şimdi biz de böyle Müslüman bir ailede doğduk, büyüdük. Hiç Allah var mı yok mu diye sorgulamadık bile birçoğumuz. Var olduğunu kabul ettik, bir ön kabul. Kabul ettik, gidiyoruz. Bu da zaten davranışlarda ortaya çıkıyor. Belirlemiyor. Evet. Davranışları belirlemiyor. O zaman bu kültürel iman yeterli olmayabilir. Bunun adı tam kültürel iman. Ya bu öyle oluyor yani. Bu bir kültürel iman. Bu kültürel iman değil asıl olan. Gerçekten akıl sorularını sordu mu? Evet. Allah var mı? Bir mi? Varlığının delilleri neler? Sen var diye inanıyorsun ama neye binaen inanıyorsun? Evet. Olmadığını farz etseydin mesela nasıl açıklayabilirdin bazı şeyleri? Hiç akıl yoruldu mu bu konuda? Yoksa var kabul etti geçti mi? Şimdi akıl var kabul edip geçtiyse eğer, işte bu sefer ondan sonraki karar verdiği noktalarda bu var kendisini göstermiyor. Evet. Ama akıl onun bedelini ödedi. Evet, başka türlü olamaz dedi, tescilledi. Sonra onu baş köşeye koyduysa sonraki düşüncelerinde, hükümlerinde o vara göre hareket ediyor. Yani bu kültürel inanmışlık bizde bir gafletin sebebi olarak da ortaya çıkabilir. Ha, biz inandık zannediyor olabiliriz ama hani bu iman kalbe yerleşmemiş olabilir. Yani hocanın karşısında geçip dizlerinin üzerine oturup aynı zamanda hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı demek gibi bir şey değil yani. Değil bu. Kültürel iman bunun çok ötesinde. Bu tam ama bizim asıl anlatmak istediğimiz iman bunun çok ötesinde. Tabii baştan bu bir avantaj gibi duruyor ama sonu kötü gelebilir böyle şeylerin. Şimdi imanla ahirete gidecek miyiz? Bu da belli değil. Bu da belli değil. Hep büyükler korkmuşlar değil mi? Korkmayanın zaten meselenin şuurunda olmadığını rahatlıkla söylemek mümkün. Evet. Çünkü iman baştan bir kere inandım demekle biten bir şey değil. Sürekli amellerimiz var, davranışlarımız var. Her gün karşımıza çıkan olaylar karşısında aldığımız tavırlar, tutunduğumuz, takındığımız tavırlar var. Bunların hepsi ya artı yazıyor ya eksi yazıyor. Yani iman ettik artık onu bir kenara koyduk. Hiç kimse ulaşamaz, orada öyle durur. Öldüğümüzde de bizimle gelir. Böyle bir şey yok. O bizim hayatımızın içinde davranışlarımızla inkişaf ediyor ya da köreliyor. Biz davranışlarımızla o imanı bitirmiş olabiliriz. Yani hiçbir şekilde davranışlarımıza da yansımıyor olabilir. Farkında değiliz. Aslında inançla alakamızın hiç kalmadığının farkında bile olmayabiliriz ki bu gafletin en kalın halidir. Evet, Allah muhafaza. Eğer biz imanlı isek ve bu iman amellerimizle takviye edilerek inkişaf ediyorsa, gelişiyorsa o korku otomatik olarak doğar. Evet. Allah-u Teala'nın varlığını hissederek davranmak küçük bir hata burada. Yani insan üzerindeki etkisini göstermek açısından bir kuralı hatırlayalım yani. Derler ki, hasenatul ebrar seyyatul mukarrebin. Ebrarla mukarrebin, bunlar hani kulun manevi kemalatındaki merhaleler gibi düşünecek olursak, ebrarın ya ne güzel Allah nasip etti bak şu iyiliği yaptım dediği şey, mukarrebinin önüne geldiğinde ben bu günahı nasıl ettim der. Ondaki ebrarı sevindiren kalite diyelim, mukarrebine göre utanılacak bir kalitesizliktir. Amellerin de demek ki ihlasa göre değil mi? Cenab-ı Hakk'a arz eder gibi siz de dikkat çektiniz ya. Amellerimizi Allah-u Teala'ya arz ediyor gibi yapalım. Evet. Şimdi bu arz ediyor gibi yapmada o zaman Allah'a arz ettiğiniz şeyde hiçbir kusur olmaması lazım. Ya az bir şey içine bir şeyler bulaştıysa, dünyevi bir şeyler bulaştıysa, şimdi ebrar böyle bir amele muvaffak olmakla sevinirken
Mukarrebinin gözü o bulaşığa takılır. Nasıl yaptım ben bunu der. Ve ömür boyu gözyaşı döker. Şimdi bu sure ilginç. Müminler kurtuldu diye başlıyor ama nasıl bitiyor? Rabbi gıfir verham ve ente hayrur rahimin diye bitiyor. Yani kurtuluşa götüren iman aynı zamanda insana kusurlarını gösteriyor. Evet. Ve bakıyorsunuz mümin, kurtuluşa ermiş müminin son sözü Rabbi gıfir verham ve ente hayrur rahimin. Evet. Ya Rabbi bize merhametinle muamele et, bize affet. Ve ente hayrur rahimin, sen rahmet edenlerin, merhamet edenlerin en hayırlısısın. Evet. Ki oradaki rahimin de hususiyet ifade ediyor. Yani benim günahım da kimseye benzemez. Hı hı. Bu bana ait günahlar var ya, o özel bir merhamet ister ya Rabbi. Yani ben senin özel merhametine muhtacım. Hani bu cumhurbaşkanlığı affıyla çıkmak gibi bir şey yani. Evet. Bana öyle bir merhamet et ki ya Rabbi, hı hı, başka türlü öyle normal affla benim bu günahlarım silinecek gibi değil. Bu da bir şuur meselesi. Evet. Dengeye getirebilmek de çok ciddi bir yürek istiyor aslında. Yürek istiyor, bilinç istiyor. Şimdi meseleyi dengeye oturtacak olursak, kuşun iki kanadı gibi ya da sandalın iki küreği gibi, hı, düzgün gidebilmek iki şeye bağlı. Birincisi, farz kılınan amelleri yapıp günahlardan sakınma. Bunların hepsini toparlayalım. Hani Allah'ın huzurunda olmaya indirgersek dua diyoruz biz buraya. Evet. Kalben, aklen, fikren yönelip Allah-u Teala'ya arzda bulunmak, dua diyoruz. Bir tarafını dua oluşturuyor, öbür kanadı istiğfar oluşturuyor. Hı hı. Yanlışlardan, eksiklerden, kusurlardan fark edip kaçınmak. Kusursuz hale gelmeye çalışmak. Şimdi ne kadar kusursuz hale gelirsen gel, Allah'ı tanıdıkça yaptığın her amel eksik gözüküyormuş. Evet. O zaman işte Rabbi gıfir verhama gidiyorsun. O zaman evet, sığınma noktası sığınma olarak noktası. En son nokta olarak orası. Orayı görüyoruz. Son bir dakikamız var ezana. Aslında belki açmak istediğim bir şey vardı ama süremiz bugüne yetmeyecek. İnşallah bir başka gün İnşallah. Sizi misafir etmiş oluruz. Hem Hucurat suresini biraz daha detaylıca İnşallah. Alırız ele. Bir de son dönemde sıkça karşılaştığımız hadiselerden bir tanesi ne yazık ki insanlar sorgulamaya başladılar. Bu yaşanılan sıkıntılardan dolayı ne zaman cevabını aradıkları bir soru ve Allah neden zalimlerin defterini dürmüyor sorusunu sormaya başladılar. Bunu da belki de çok detaylı olarak konuşmak icap ediyor. Çünkü bu sarsıntıya da sebebiyet veriyor. Allah muhafaza. O yüzden inşallah bunu daha geniş bir zamanda İnşallah. Konuşmuş olalım. İnşallah. Nasıl bu arada oruç nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Evet, iyi gidiyor. İyi. Hemen o zaman iftara götürelim sizi. Efendim dua ve ezan. Rabbimiz, kalplerimizi sana karşı haşyet ve reca duygusuyla doldur. Ve senin kapından başka kapılara karşı içimizde bir temayül ve ümit bırakma. Biz kullarını sana tevekkül ve iltica hisleriyle rızıklandır. Bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, ihlasa ermiş ve erdirilmiş kullarını koruduğun gibi siyanet buyur. Ey sayılamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvi sıfatların sahibi Yüce Rab. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahumma rabbe hazihi d-da'veti t-tamme ve salati l-qa'ime ati seyyidena Muhammeden il-vesilete vel-fadilete ve-d-derecete r-rafi'a ve ba'thu meqaman mahmuden il-lezi vaadte. İnneke la tuhliful mi'an. Efendim Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul ve makbul eylesin. Rabbimize verdiği bütün nimetlerden dolayı ve vermediklerinden dolayı da hamdü senalar olsun, şükürler olsun diyelim. Siz sofranızda iftarınızı açmış ve taamlarınızı tatmaya devam ederken biz de vedamızı etmiş olalım. Hamdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz ama hemen böyle çok kısa olmuştur. Ramazan nasıl geçiyor, oruç nasıl geçiyor demiştim. Elhamdülillah, yani bu sene sanki daha iyi geçiyor. İnşallah, evet, inşallah. Yani diğerlerine kıyasla sanki daha iyi. İnşallah. Geçiyor. Programımızın da etkisi olur inşallah. İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Efendim bugünlük bizden bu kadar. İnşallah yarın saat 19'da, Türkiye saatiyle 19'da yine huzurlarınızda olacağız. MCEU ekranlarından ve YouTube kanalımızdan. Lütfen hem MCEU TV adresini hem de YouTube kanalımızdaki linkleri başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok insana ulaşabilirseniz o kadar iyi olur, o kadar hayır işlemiş olursunuz. Şu mübarek günler hürmetine. Allah'a ısmarladık efendim.